Merhaba hanımlar. Şimdi sizden tabii eğer başınıza geldiyse çok ama çok acı veren bir hatıranızı hatırlamanızı gelmediyse de beylerle birlikte hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim. E, yapay tırnakları biliyorsunuz değil mi? Hani gerçek tırnağınıza çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırılan tırnaklar. Bu tırnakları çıkarmak istediğinizde ellerinizi o kuvvetli yapıştırıcıyı çözen bir solüsyona batırmanız gerekir. Ama eğer sabırsızsanız tırnağı sökmeye çalışırsınız. Ve bunu yaptığınızda gerçek tırnağınızın da bazen yapay tırnakla birlikte geldiğini görürsünüz. Ve gerçek tırnaktan geriye son derece damarlı bir yapısı olduğu için durmadan kanayan bir tırnak yatağı kalır. Şimdi de bu anlattığımı aklınızın bir köşesinde tutun ve gelin plasentadan bahsedelim. Henüz bir embriyo ortada yokken, rahim duvarı 3 katmandan oluşur. En iç katmanın adı endometriumdur. Sonraki katmanın adı ise miometriumdur. Mio, kas anlamına gelir. Ve evet, adından da anlaşılacağı gibi çoğunluğu düz kaslardan meydana gelmiş bir katmandır. Ve en dışta da perimetrium bulunur. Evet, rahmin dış duvarının adı da perimetriyumdur. Embriyonun yerleşmesi için değişim geçiren katman endometriyumdur. Ve geçirdiği bu değişime de desidualizasyon denir. Bu damarlanmanın arttığı ve endometriyumdaki bezlerin glikojen gibi besinlerle dolmaya başladığı süreçtir. Desidualizasyonun sonunda endometriyum desidua adını alır. Evet, Endometriumun adı değişir ve yeni adı artık desiduadır. Olayı bir de embriyo tarafından inceleyecek olursak, embriyonun dışında bazı hücreler bulunur. Bu hücreler trofoblastlardır. E, buraya yeşille çizdiğim trofoblastlar desidua ile etkileşime girer. Trofoblastlar desiduayı bir nevi deler ve daha sonra plasenta olacak olan embriyoyu koyar. Bu arada trofoblastların deldikleri kısmın özel adı desidua bazalistir. Hemen bunu da not edelim. Desidua bazalis. Evet. Tüm bunları bu kadar detaylı anlatmamın sebebi İsimleri Cinderella'nın üvey kardeşlerini çağrıştıran placenta Acreata, increata ve percreata isimli rahatsızlıklarda placentanın rahim duvarına çok sıkı bir şekilde tutunduğu görülür. Daha doğru bir şekilde ifade etmem gerekirse placenta decidua bazalis yerine myometriuma tutunur. Bunun sebebi ise Desidua Bazalis'in olması gerekenden daha ince olmasıdır ve daha kalın bir dokuya ihtiyaçları olan trofoblastlar da bu yüzden daha derine inerler. Desidua'nın bu kusurundan daha ayrıntılı bir şekilde bahsetmeden önce gelin şu üç kötü kız kardeşi biraz daha yakından tanıyalım. Placenta akreata, placentanın miometriuma bağlandığı durumda ortaya çıkar. Evet, Placentanın desidua bazalisi geride bırakıp miometriuma tutunduğunda duruma ne diyormuşuz? Placenta akreata. Placenta inkreata da ise placenta miometriumun derinliklerine inerek buraya tutunur. Son olarak placenta percreata ise placentanın miometriyumu da geride bırakarak perimetrium'a hatta bazen de perimetrium'u bile geride bırakarak komşu mesane duvarına kadar ulaşmasıdır plasenta tüm bu katmanları aşıp buralara tutunuyorsa, placenta perkreata adı verilen durumla karşı karşıyayız demektir. Evet, o halde sıra geldi bu durumların neden ortaya çıktığı hakkında konuşmaya. Desidua basalis'in kusurlu olmasının sebebi ne olabilir? Çoğu durumda daha önceden geçirilmiş rahim ameliyatları kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin anne adayının geçmişinde rahimden doku alınmışsa yani dilatasyon ve küretaj yapılmışsa ya da rahimdeki fibroidlerin temizlenmesi anlamına gelen miomektomi varsa endometrium hasar görerek sağlıklı bir desiduaya dönüşemeyebilir. Evet, buraya not ettiğim prosedürler sonucu endometrium hasar görüp sağlıklı bir desiduaya dönüşemez. Plasentanın zaman zaman olması gerektiği gibi rahmin üst kısmına değil de rahmin aşağı kısımlarına tutunduğu plasenta previa'dan da bahsedelim. Buradaki problem, rahmin alt kısımlarının duvarlarının daha ince olup kalın bir desidua'ya dönüşememesidir. Evet, işte bu durumlar sonucu kusurlu ya da ince ve yetersiz bir desidua oluşur. Bu arada bu risk faktörlerinin son derece önemli olduklarını, hatta 3'ten fazla sezaryen olan ve plasenta previa teşhisi konan bir kadının plasenta akreata ile karşılaşma riskinin %50 olduğunu da söylemek istiyorum evet eğer buna benzeyen bir geçmişle karşılaşırsanız plasenta akreata için tetikte olmak gerekir bu gibi durumlarda rahmin mr ya da ultrasonla görüntülenmesi ve takip edilmesi gerekir tüm bunlara ek olarak bir de trofoblastların delme işlemini çok agresif bir şekilde yaptıkları durumdan da bahsetmek ve bunun da bu rahatsızlıklara sebebiyet verebileceğini eklemek istiyorum Plasenta akreata çoğu durumda plasentanın kolay ayrılmayışı ile doğum sırasında fark edilir ve doğum uzmanı elle müdahale ettiğinde plasentanın çok sıkı bir şekilde tutunmuş olduğunu görür. Ya da plasentayı çıkarmak için göbek kordonu kuvvetli bir şekilde çekilirse plasenta rahimden yırtılarak ayrılır ve bu da aynen videonun başındaki yapay tırnak örneğindeki gibi çok yoğun bir kanamaya yol açar. Kanama riski yüzünden bu rahatsızlığı kontrol altına almanın en iyi yolu bebeğin doğumunu takiben histerektomi yapılması. Yani rahmin alınmasıdır. Bunun kulağa çok kötü geldiğinin farkındayım. Muhtemelen diyorsunuz ki neden plasentayı yavaş yavaş ayırmıyorlar ya da kendi kendine çıkmasını beklemiyorlar. Bunun cevabı plasentayı yavaş yavaş ayırmanın bile anneyi çok ciddi kanama hatta ölüm risklerine maruz bırakması, plasentayı olduğu gibi bırakmanın ise enfeksiyona davetiye çıkarmasıdır. Evet, bu durumda histerektomi gerçekten de tek seçenektir. Yani ancak çok genç olup da ileride yeniden çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda rahmi koruma altına alacak bir yaklaşım geliştirilebilir yapay tırnak örneğindeki gibi eğer gelecekte rahimle plasenta arasındaki bağı çözebilecek bir solüsyon üretebilirsek histerektomilerin de önüne geçebiliriz. Evet, bu videoda plasenta akreata, inkreata ve perkreata rahatsızlıklarını biraz daha yakından inceledik.